Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır size gol krallığını göstermiyordum. Bu yüzden gol krallığını göstereceğim. Şu an 10 golle listede 3. sıradayım. Yani eğer 1. sıraya çıkabilirsem yavaş yavaş benim taliplerim olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bunu size gösterme gereği duydum. Bir yandan da aslında sadece gol krallığında değil, gördüğünüz üzere asist de neredeyim? 6. sıradayım. 6. Fena değil. Yani bir forvet olarak 6. sırada olmak bile güzel bir şey. Kaç asist? 4 asist. Temiz iş. Vallahi. Bizim takım eşek olması aslında o 6, 7, 8, 9, 10 devam eder giderdi de çok kaçırıyoruz. Rakibimiz deplasmanda Nagayo ama bugün bende bir değişiklik var. Kramponlarımı gördüğünüz üzere değiştirdim. Ama çok lafı uzatmayacağım çünkü krampon konusuna pek değinmek istemiyorum. Krampon sadece benim ayağımdaki bir aksesuar. Benim için önemli olan sahaya çıkıp top oynamak. Ama hocam ben bu kadar yorgunken niye çıkıyorum? Beni bir dinlendirseydi iyiydi be. Artık Nagayo karşısındaki maç başlayacak. Yani bu ligin ikinci kademesinde ne olup ne biteceğini merak ediyoruz. Gol krallığında bir an önce listeye girmem lazım. Gurbetçi kardeşim, özledim lan seni. Vallahi uzun zamandır görmedim seni. Seni değil lan, öbürünü. Ben seni ne yapayım? Senin gibi bir dünya var etrafımda. Yani 10 dakika arkamızda kaldı, daha bir pozisyon yok. Ama maçtaki sertlik var ya, had safhada. Herkes birbirini kırma peşinde bak. Çok güzel. Oha abim ya, vallahi sakin olun lan. Oğlum başımıza bir şey gelecek bak. Mandayız, dayak yer gideriz. Ama gerçi sahanın içinde de dövüyorlar. Bizi pek bir şey fark etmedi şu an. Abi bir onlar kırıyor bir bizimkiler kırıyor. Maç o kadar sert geçiyor ki. Ya şu maçtan da ilk 10 dakikadan sakatlık haberleri yavaş yavaş piyasada. Ben size söyleyeyim. Kesin ya bizden ya onlardan birisi gidecek. Ben olmayayım da kim olursa olsun. Abi bu kadar sert oynamaz ya. Ya tamam Japonya Ligi, eyvallah. Harakiri marakiri ne varsa bizim burada memlekette var. Ama bu kadarı fazla. Baba bu arada sen de şuna bas be. Valla basıyorum ediyorum da hiç izliyor. Wilson'ım güzel kontrol ettim, ver babana. Çok güzelsin, çok güzelsin, gel desteğe. Gel desteğe, babana gel, babana gel. Oğlum yardıma gelin lan. Geçemem ben iki kişi. Adamsın Yangui, adamsın, adamsın da o adam offside. Yani offside. Bayağı offside'deki adama gitti pas verdi. Japonya Ligi'nde şöyle bir olay var. Hakemler hiç değişmiyor. Yan hakemi de aynı, merkez hakemi de aynı. Dördüncü hakeme hiç dikkat etmedim ama hakemler hep sabit abi. Sadece yerlerini, canları sıkılıyor, bir değiştiriyorlar. Vatan abi ne yapıyorsun, orada bizim kalebe. Sadece bir yerlerini hafif bir değiştiriyorlar, canları sıkılırsa. Alt üst yer değiştiriyorlar ama orta hakem sabit. Rahat olun. Ya zaten adamla senenin başından beri uğraşıyoruz. Oğlum o adam nasıl kafa vurdu lan topu indirip. Ver bana, ver bana, kaptırma oğlum. Oğlum bana mı attın, Wilson'a mı attın, neyse problem değil. Al abi şunu. Bekle, bekle, aç. Bekle, bekle, sonra atacaksın. Wilson'ı boşver, zaten Wilson'da bir garip ya. Adamdan gittim 9 numara formayı aldım. Senenin başından beri 2 numara forma giyiyor. Aa! Ya abi ben topa hamle yapamazken sen nasıl arkamdan gelip vuruyorsun o topu, alıyorsun eline ya. Beyler paslı çıkıyoruz, paslı çıkıyoruz, paslı çıkıyoruz. Çok güzel pas, ben bunu geçerim. Birebir de yerim, birebir de yerim. Devam et, devam et Wilson. Sen ne Wilson? Hadi aslanım, hadi aslanım. Lan nereye gidiyorsun? Lan Wilson. Oğlum orası kale değil lan, orası korner diri. Aha yukarıda bom. Ah. Ya baba bak yavaş oynayın. Vallahi maçın başından beri çatır çutur yediniz ya. Beyler bak dikkat, dikkat. Ortadaki koşullara dikkat. Aman gözünüzü seveyim, yapmayın, yapmayın. Lan diyecek bir şey bulamadım ya. Oğlum o topu nasıl yedin sen ya? Hadi alıştık koşulardan yediğimiz gollere de, bu biraz fazla oldu be. Biz hep aynı yerden gol yiyoruz. Kalenin göbeğinden, karşısından kim vurursa ya da kim koşu yaparsa %90 gol atıyor. Adama bak ya. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye top atıyor lan. Ve top soldan geliyor. Vay anasını satayım. Cık cık. Ya Rakuncum vallahi. Gene kaleye ilk gelen topta neredeyse gol yedin ha. Bir o kornerdeki etkili pozisyon vardı, onun dışında pozisyon yoktu. Gene yanlış pozisyon alıyorsun, gol yiyorsun. Olmuyor vallahi, olmuyor ya. Yok ya baba sen de. Tamam topa yapıyorsun da abi sakatlanacağım, yavaş oynayın gözünü seveyim ya. Boşver adamı, boşver adamı, ortaya bak, ortaya. Gene gidiyor, gene gidiyor, vallahi gidiyor, vallahi gidiyor. İki yiyoruz, iki yiyoruz. Ulan deminki topta yanlış pozisyon alıyor, şu topu çıkartıyorsun ya. Sen de var ya az değilsin Berat'ın. Altı top ne ara çıkarttın lan sen? 7 oldu, 7 oldu, istatistiğe yaz, 7 oldu. Nasıl çıkarttın ben anlamadım oğlum. Maçın başından beri sana top gelmedi lan. Allah Allah.
Ya bunlar istatistiği yanlış tutuyor ya da ben yanlış sayıyorum. Bunda bir anormallik var. Baba sal arayı. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Yürü bilsin. Yürü bilsin. Ama yeter. Vallahi yeter. Kan çıkartacağım şimdi. 4 numara. Abi maçın başından beri parçaladı herifler ya. Ya zor tutacağım kendimi kaymamak için. Etmemek için. Zaten 1-0'da geriye düştük. Tülyocuğum yapma. Tülin gibi ismim var. Yemin ediyorum bak olmaz. Yani saçından sakalından utan ya. Bir de ben ne yaptım der gibi tepki veriyor. Olmaz ya. Neyse şuradan ben bir golümü atayım. Gol sayımı ben 11'e çıkarttı. Yaman lan sonrası kolay. Lan top. Aa neyse boş ver. Bu yere ben gideyim. Sen nereye gidiyorsun lan? Bizim oyuncu tribünün çıkışını arıyor. Oğlum orası rakip bak. Ya oraya gidersen seni döverler ben sana söyleyeyim. Gitme. Gel benim yanıma gel. Ya en azından boyumdan korkarlar diyeceğim de onlarda da bir 3 numara var. Kartta bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama herif de hayvan gibiymiş. O da sulak yerde yetişti. Oğlum bir yardıma gelin lan tek başıma ileride basmayı. Aha aha hata. Ah be alamadım. Bas oğlum bas alır aldık lan geç ortaya geç. Vur şuna kapayı. Vur aslanı. Vur adamsın işte bu kadar be. Sen var ya sen 1 numarasın lan. Kimsin? Sen kimsin? Ben seni tanım. Tomita sen misin lan? Yo Tomita. 27. 17 değil miydi lan Tomita? Sen kimsin oğlum? Şşş. Lan çocuk ismini bahşet bana. Ya oğlum sen değil la okunu. Baba Tomita'ya ver. Aa Kazuki. Sen sabit değil miydin ya? Neyse problem değil. Adamsın lan çok iyi vurdun kafaya. Buradan bir artı bir asistimi de aldım keyfimi okurum. Güzel orta tabi babanı açmaz lan bunu antrenör. Bizim hocanın babası futbolcuymuş ha bu arada. Ama amatörlükten daha çıkamamış. Çıkamamış çünkü bizimkiler hep birbirine girmekten adam da o şekilde sakatlanmış. Lan bütün maç boyunca arkadaş kim kime vurdu kim kime kırdı. Ya maç maçlıktan çıktı oy bacım. Adam değilsin. Ne oldu? Offside. Ya o kadar pozisyonun içinden benim offside'imi gördün hoca. Oğlum yemiyoruz. Sakın orta açtırma. Aferin lan. Aferin. Vur gitsin. Baba vur gitsin. Vur gitsin işte bu kadar be. Maçın adamıyım. Hadi. Ya biz gol yemeden var ya akıllanmıyoruz. Harbi diyorum akıllanmıyoruz ya. Bak bir gol bir asist. Ben daha ne yapayım? Lan kaleye bir tane şut çekmişim. O da kaleyi bulmuş gol olmuş be. Tam bitireceğim ha. Koşamıyorum ama olsun. Yakında koşmayı da öğreneceğim. Hız çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Gücüme güç katıyorum ama hızıma hız katamıyorum. Bende galiba hız sınırlayıcısı falan var. Güzel bir zafer aldık. Yenilmedik. Ve üstüne üstlük sakatlanmadık. Bu çok güzel bir haberdi ama bugün rakibimiz kendi sahamızda Kofu. İlk defa bunlarla maç yapacağımı düşünüyorum. Çünkü hatırlamıyorum yaptık mı yapmadık mı. Normalde tatile gidecektim bir günlük. İstirahat edecektim ama dinlenmek amaçlı. Problem değil. Bu arada dayı sen niye öyle kötü bakıyorsun ya? Oğlum yanıma yaklaşma lan benim. Sende bir psikopatlık var ha. İkinci kademede biz gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz ha. Birinci kademede baya kötüydük ama ikinci kademede baya iyi girdik lige. Galibiyetler alıyoruz. Puanlar kazanıyoruz. Yani bugün önemli isimlerden bir tanesi benim. Sonuçta malum. Geçen maçta bir gol bir asist yaptım. Takıma katkım fazla. Ama takımın bana katkısı yok. Yani pozisyonlar hep ben zorluyorum. Gene gidiyor. Ortadan gidiyor. Aferin. Aman. Çok güzel. Adamsın. Rakun. Şişir oğlum bana. Baba benim 5.3 ne ayak ya? Allah Allah. Kendi kendine hoca bak. İstatistik düşürüyor. Manyak lan bu. Aman. Yapma. Tamam. Hocayı boşver oğlum. Düzgün al. Baba ben sana geçen maç göstermedim mi? Ha o iyi. Ben sana asisti nasıl yaptım oğlum? Geldim adamın ayağından çaldım bilmiyor ya. Sabek bu adam ha. Artık tek çare Rakun. Vallahi oha çıkarttı da adamın önüne attım be Rakun. Ulan bir an var ya penaltı çıkarttı. Aa maç alacağız sandım. Top gene gitti rakibe. Dayım da öpücük atıyor bize. Öperim ben de öperim. Sen 9'sun ben de 9'um. Ben de atarım rahat ol. Rakun kimseye bağırma çağırma oğlum. Ya penaltıyı bak güzel çıkarttı. Hakkını yemem. Ama niye adamın önüne doğru tokatladın ki? Vuraydın ya başka köşeye. Bilmiyor. Penaltı çıkartmayı biliyordu. Devamını bilmiyor. Nasıl çıkartılacağını. Yana doğru tokatlaman lazım.
Vallahi benim istatistikte kafa yedi bir 5.2 oluyor, 5.3 oluyor. Bunun 3'e 4'e kadar yolu var ha. Beyler kapıyoruz, kontra yapıyoruz. Hadi aslanlarım benim, vurun kafayı, vurun kafayı. Gönder geçsin baba. Aha attılar lan. Yürü oğlum. Lan yürü diyorum, bende bak bak bak, kontrolü kes, kafamdan atıyorum, ondan sonra koşuyorum. Lan bırak beni. Ana adama bak lan, sülük gibi yapıştı. Lan bıraksana oğlum. Ya Japon. Demiyorum ben bir şey ya. Lan oğlum, ayda yılda bir kafamla topu ölüme indirdim, koştum. Sana o topu kaybetmeden pas verdim. Sen topu gittin, hediye ettin adama. Hah, adamlar bir de atak yapıyorsun. Aferin lan, çok yok. Ya hocam bak, deminki maçta çatır çutur faller oluyordu, vermiyordun ki. Adam omuz attı, ne güzel. Fal veriyorsun ya. Aman abim, aman abim, vatan abim, aman abim, harikasın abimsin, abimsin. Oha. Onu kim vurdu lan oraya? Ha. Bir an dedim var ya, rakip oyuncu topu kale yerine taça vurdu ha. Öyle bir açıdan görünüyoruz ki. Efsane, efsane. Açılar muazzam. Rejiler mükemmel işini yapıyor ya. Adamlar çalışıyor. Ah biraz da Rakun uçsa. Vallahi çok güzel şeyler olacak da Rakun uçmuyor be. Adama diyorum oğlum bak, git kanat taktır. Japonya'da gelenek. Ha kanadın mı yok diyorum. Red Bull hiç kanatlandırır diyorum. Hiçbir şey yaptı it diyor. Gene olduğu yere yattı. Adam da çok güzel bir şekilde ve ayın hatta yılın golü olabilecek bir gol atmayı başardı. Oldu mu şimdi Rakun? Ha oldu mu? Zaten pozisyona giremiyorduk. Üstüne bir de 2'yi yedik. Ya biz ne ara atacağız? Ha? Ya pozisyona bir girebilsek belki bir ihtimal bir şeyler olacak ama yok yok abim yok. Ya da dur dur, ara pası. Ah ara pasıydı. Allah Allah, işte bu kadar be. Koyarak koyarak. Çekilin topu al. La oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan? Çekil önden. Çekil, ona vuracağım ben. Çekil gel buraya. Kaçma kaçma, gel buraya. Şşş. La oğlum bir dur lan. Şuna vuracağım bir tane. Ana adamı vuramadım ya lan. Ulan hadi iyi günündesin ya. Bak arkadaşlarım izin vermiyor, yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Ben ona yapacağımı biliyordum lan. Topu alacağım, sevinmeye gideceğim. Şu kadar güzel gol atmışım ya. Hayatımda belki de atabileceğim en güzel gol. Bundan daha iyisi çıkmayabilir. Ben size söyleyeyim. Ya bu anı hiçbir zaman unutmayın. Malum benim vücut büyük olduğu için toto kalkmıyor. Toto kalkmadığı için de voleye yatamıyor. Ama bugün güzel yattım. Sal gelsin, sal gelsin ya adamsın. Hadi oğlum, hadi ver kaç yapacağız şimdi. Ver bana aslansın. Kaç şimdi tekrar. Babam sen kaçtın da ben topu kaptırıyordum ama kaptırmadım, rahat ol. Adam çok güzel çaldı lan topu. Ya var ya adamlar top çalmada usta olmuşlar ha. O kadar iyi teknikleri var ki bak bak bak, hareketleri kesin. Adamı vücuduyla korkutuyor. Ama biz böyle oynarsak kolay kolay gol atamayız. Vay arkadaş ya, kaç dakikadır herifler topla oynuyor. Yeter lan yeter, bize de verin, biz de oynayalım ya. Oğlum basın alın şu topu lan, bak kaçıyor lan. Vallahi orta gidiyor gene, orta kaçıyor, orta kaçıyor. Attırma, aman vurdurma vurdurma. Adamsın vatan abi. Helalsin oğlum, helalsin. Beyler kapatıyoruz önlerini, vurdurmuyoruz ne olur. Adamsın lan. Vatan abi her yerde. Vatan abi sen oradakini çıkarttıysan aşağıdakini kim çıkarttı abi? Söyle bana, söyle, onu da öveceğim abi. Adamsınız, adamsınız hocam var ya, faul mal yok, bırak rol yapıyor, rol yapıyor. Yok öyle faul. Maç gene sertleşti arkadaşlar, gene bir sakatlık çıkacak ha. Çatır çıtır herkes birbirine vurma peşinde, Wilson'da bana kaktırıyor. Aman aman, Rakun uçamıyor, gözünü seveyim. Oğlum Rakun uçamıyor dedim, adamı uçur demedim ben sana, sen yanlış anladın. Tehlikeli yer, vallahi tehlikeli yer. Pas pas yap, aha pas yapacaklar. Pas yapacaklar, taktik çalışmış bunlar. Çalışmış, çalışmamış. Lan kapat lan. Vay arkadaş ya, şanssızlığa bak ya. Top direkten dönüyor. Önce bir adam kontrol ediyor. Öbürüne yumuşatıyor. O da geliyor vuruyor boştaki topa, bak bak. Yani taktik harbiden çalışmış bunlar. Bu taktik kimse yapamaz. Bunlara özel. Güzel verdin oğlum. Allah bilsin. Al şu topu, bekle bana. Ver tekrar, yapıştırırım girer. Ah lan ah lan. Lan yesene lan. Yani ne güzel, benim oradan görevlerim var. Hocam bana görevler verdi. Uzaktan dedi bu. Allah. At bana. Aha lan vur vur lan ya. Vursan vursan vur. Uf lan. Ama onlar da oldu. Bak önüne düşüyor adamın. Bizde niye böyle saçma sapan düşüyor ya?
Şans yok arkadaş. Valla bizde şans yok ya. Biz aslında iyi bir takımız ha. Bizde şanssızlık çok fazla. Yani ne güzel bak pozisyondu. Karambol de güzeldi. Etkiliydik ama olmadı. Gene olmadı. Çok güzel çıktık beyler. Vatan abim adamsın. Adamsın abim. İyi gördün abim. Sana gelsin abim. Ananı nereye gitti lan? Ya baba. Şşş. Hocam bak çekti çekti çekti. Onun yüzünden denge menge alt üst oldu. Top nereye gitti görmüyor musun ya? Abim sen sürekli forvete gel gözünü seveyim. Sürekli topla oynuyorsun. İyi paslar atıyorsun ha. Vallahi sen az değilmişsin. Ulan çok güzel verdin. Aha döndün mü? Ya yok artık be. Oğlum sen nasıl kalecisin lan? Top iki kişiye birden çarpıyor. Ona rağmen tutmayı başarıyor ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Sen bizde olsaydın var ya belki biz şampiyon olurduk ha. Uçmayı da biliyor. Yani önemli olan uçmak zaten. Uçmayı biliyor en başında. Bak Rakuna yerinden kımıldamıyor bile. Dünya yansı onunla değil çocuğun. Neyse problem değil. Ver baba ver baba kaçtın bambaşım adamsın. Hadi beyler geçiyoruz ortaya geçiyoruz ortaya. İyi bir orta çekeceğim. Açacaktım ama açamadım adam beni açtı. Yani gül gibi yapraklarımı açtı. Bir de sakatlandık üstüne. Korktuğum başıma geldi arkadaş. Geçen maç sakatlanmadım ama bu maç sakatlandım. İzleyeyim bari ne yapayım adam beni parçaladı. Kendi parçalanışımı izleyecektim ona bile izin vermiyor. Rütü'ye bak. İzlesen ne olur sanki. Giren girdi. Oğlum ver boştakine çok güzelsin. Wilson 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 ah Wilson ah Wilson ahlar vahlar Wilson. Oğlum eline ensene başına bak. Koyma gol at. Ne olur koyma ya. Her seferinde koyuyorsun. Koyma gol at. Öyle koy. 3-1 kaybettik. Ama ben kaybettiğimize üzülmüyorum. Şu an ben sakatlandığıma üzülüyorum. Çünkü transfer dönemi açıktı. Umarım uzun süreli bir sakatlık dönemi geçirmem. Yani uzun süreli sakatlık dönemi geçirirsem beni hiçbir kulüp alamaz. Bunu peşin peşin size söylüyorum. Umarım kısa vadeli olur. Çünkü önümüzde 4 haftalık bir süreç vardı transfer dönemi için. 4 hafta. Tamı tamına 4 hafta. Bak yayıldım. Artık kılımı kıpırdatacak halim yok. Dizimde burkulma var. Sakatlık kötü bir şey. 4 hafta olması daha da kötü bir şey çünkü transfer dönemi 4 hafta sonra kapanıyordu. Yani bu saatten sonra beni kimse alamaz. Vagelta Sendai'de Ocak ayına kadar kalacağım. Bunu size söyleyeyim. Transfer dönemi bitmeden transfer dönemine yetiştim. Bu güzel bir haber. Ama gördüğünüz üzere adam benim üzerimden prim yapıyor. Yani onu risk etmeye değmezdi. Yavaş yavaş iyileşiyor. Öyle bir durum var ama maçı kazandık diye ayak yapıyor. Ha bir sonraki maçta gene oynatmayacakmış. Kupada Tokyo ile mücadele edeceğiz. O maçta ben görev yapacağım. Ama onun dışında bayağı maç yaptılar ya bunlar. 4 maç mı ne yaptılar? Toplamda 4 maçın 3'ünü mü ne kazandık, 1'ini kaybettik. Bayağı iyi formda gidiyoruz biz ha. Ben oynarken kaybediyoruz ama. Niyeyse bir garip bir durum var. Bende mi lan sorun yoksa? Kupada rakipler belli oldu. Zaten bizimki belliydi. Biz Tokyo ile oynayacaktık ama diğerlerine bakmamıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kimdir kim değildir diye sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Bilmiyorum abi yalan yok. Tokyo maçına yetiştim. Kupada deplasmandayız. Zor bir maç bizi bekliyor çünkü rövanş sistemi üzerinden oynanıyormuş bu maçlar. Fixtüre baktım tekrar Tokyo ile mücadele edeceğiz. Bu yüzden deplasmanda olabildiğince avantajlı bir skor elde edip kendi sahamızda mutlu, huzurlu ve rahat bir oyun sergilemek istiyoruz. Umarım işler yolunda gider. Sonra da Tokyo dağlarında drift yaparız. Hep birlikte. Kupa maçları da olmasa böyle büyük sahalarda ne zaman oynayacağız merak ediyorum. Ama problem değil. Levin Cup'ta bugün Tokyo'yu kendi sahasında avantajlı bir skorla devirmek, kendi sahamızdan da rahat bir şekilde ayrılmak istiyoruz. İstiyoruz ama en önemlisi bunun için Rakun'un uçması. Rakun uçarsa biz bu maçı kazanırız. Rakun uçmazsa yapacak bir şey yok be. Çeyrek finalde eğleniriz. Ya abi ben tamam pas istiyorum eyvallah da o pas ne gözünü seveyim ya. Bak durduk yere bir de atak yedik. Heh, adamlar etkili etkili geliyor. Oh orta gene bak koşu geldi. Ortadan koşu geldi. Alttan da koşu geldi. At 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 at. Ama niye çıkarttın Rakun? Uçmayacaktın oğlum. Ya her seferinde aynı golü yiyoruz ya. Sıkıldım valla aynı golü görmekten sıkıldım. Arkadaş git kanattan yap ortadan da gol at.
Niye göbekten geliyorsun ya? Takımın zaafından niye faydalanıyorsun? Ne gereği var? Bak çocuk ne güzel kısa boyuna rağmen geliyor benden topa alıyor, yetmiyor ben bir de kötü pastı yazar istiyor. Hiç bunlara takan eden yok. Ha? Aferin bakın çıktın aldın. Yerimden ayrılma. Defansa kim bakacak? Göbek hep boş. Babam sal gelsin be. Aslansın Ishigawa. Hadi oğlum hadi oğlum destekleyin. Geçin ortaya geçin ortaya açacağım baba. Ama yeter daha. Vallahi yeter daha yeni çıktım sakatlıktan ya. Ya gelir gelmez hemen sakatlayacaksınız abi. Korkmayın benden korkmayın. Yani frikiklerimle ünlü olabilirim. Geçenki maç en son vurduğum frikikte bayağı saçmalamış da olabilirim. Ama sorun değil. Abim ya zayıf şut mu? Sakatlıktan çıktım hocam sen de niye hemen yüzüme vuruyorsun ya? Ayarlayamadım. Ya o dizdeki burkulmanın verdiği acıyı sen biliyor musun? Nereden bilecek? Hoca o işte. Top oynamamış hayatında geçmiş bize antrenörlük yapıyor. Ya ifşa etmeyeyim oğlum seni bak. Vallahi ifşa etmeyeyim. Ben o kadar basıyorum ediyorum kimsenin umurunda değil arkadaş. Hocam ya bak giderken dirsek vuruyor çocuğa. Biz de oldu mu hemen vermeyi biliyorsun ya bak adam altta bomboş aman aman rakun adamsın rakun adamsın helal sana rakun. Of ya bak o iba gitti ya bak sakatlandı gül gibi çocuk sakatlandı ya. Ben kime orta açacağım kim kafa vuracak şimdi. Adam sağ bekten geliyordu destekliyordu beni ya. Wilson'ın yapamadığını yapıyordu çocuk. Yavrum benim boşluğa bak boşluğa bak hop güp. Rakun'um çok güzel fotoğraf verdim ben. Vallahi çok güzel fotoğraf verdim. 3 saniyeliğine bir peynir dedi öyle bir durdu karşısında. Ondan sonra bıraktı adam köşeyi. Ya dakika 25'te gol yedik arkadaşlar. Ya ligde zaten umudumuz yok. Benim derdim en azından bari bir kupa yapalım. Finale kadar gidelim. Ben finalde bir şeyler yapayım. Hocam faul var nereye gidiyor herif ya? Çok geç kalıyorsun ha. Yılmayın, yılmayın. Bak gene bomboş, orta bomboş. Aman, aman. Dışarı mı bunlar? Vay eşek. Ah bu toplar bana gelecek var ya. Gol kralı olurum ligde, kupada da. Gelmiyor ki babam, gelmiyor. Gelse ah. Ya en azından kendimi geliştirme adına bir şeyler yapacağım da gelmeyince. Gelmiyor, gelmeyince gelmiyor. Ama gidemiyorum ki işte. Bak kalkmıyor abi ya. Ağırım ne yapayım? Ya ancak koşacak pozisyonlar buluyorum. Onda da vücut kalkmıyor. Kalksa zaten devamı gelecek ona. Bak ortaya kesin pas atacak şimdi koşacak. Bak 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 gidiyor bak bak gitti. Çek top abi. Aferin çok güzel döndün. Ver pasını araya. Ver pasını. Ver. Sen de çok topla oynuyorsun ha. Sen de yaramaz adamsın. Vallahi sen de yaramaz adamsın. Bak senin yüzünden koca takım ofsayt olur. Kapat kapat önünü kapat. Şut çektirmeyin. Aferin oğlum. Aferin. İşte bu kadar basit. Sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanına. Oğlum çok güzel uzaktan şut çıkıyor bunlar var ya. Tam korkutuyor adamı ha. Ya bizim adam uçamıyor diye bu kadar da uzaktan şut çekilmez abi ya. Hep aynı golleri yiyoruz. Bak dikkatinizi bu maça özel bir kanattan gol yedik. Onun dışında hep aynı. Ya uzaktan şut çekiyorlar ya da cepheden ara top ile geliyor. Ya gidin bir farklı strateji uygulayın ya. Bak Tokyo'ya. Bir kere geldi. Kanattan geldi. Temiz geldi. Bitirdi iş. Bak gene gidiyor. Vallahi kaçıyor. Lan adamlar da her yerden kaçıyor yalnız. Zaba öyle de bir olay. O ne lan? Orta mıydı şut muydu oğlum o? Bas bas oğlum basın basın. Hata yaparlar ya. Basın ya. Bak bu kadar basit işte. Al oğlum Mita. Mita sakin. Mita sakin. Gözünü seveyim sakin. Aferin çok güzel pas attın ha. Lan bekle 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 açma hemen açma oğlum adamlar bir pozisyon alsın gözünü seveyim ya indir şu topu çok iyi ben buradan döner bir pozisyondan yoklarım yoklarım ulan niye de engelliyorsun ya niye engelliyorsun abi bırak bir şut çekelim ya bir şutumuz olsun ya şut çekmek güzel bir şey vallahi biz de çekmek istiyoruz ama bizim de canımız çekiyor erkek çocuğuyuz oğlum biz ya biz de çekeceğiz ki bir yerlerimiz şişmesin ama yeter sabahtan beri siz çekiyorsunuz. Seri 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 beyler seri beyler bak Wilson kaçtı Wilson'ım yürü oğlum yürü oğlum ağır Lopez'miş Lopez'im sen de yürü hiç fark etmez Lopez'miş Wilson'mış bizim lafımız olmaz ana lan oğlum o kadar abanıyorum gene kalecinin üstüne gidiyor ya lan bu sakatlık bana yaramadı ha. Aman aman bak Takashi kaçıyor Takashi kaçıyor Takashi bıraktı arapasını beyler beyler gidiyor ooo Rakun çıkarttı lan
Uçarak çıkarttım oğlum, helal lan sana. Sen var ya adamsın. Yemin ediyorum var ya, şu maçta enteresan şeyler oldu ya. Benim maçla hiç alakam yok. Çekil. Çekil o küçük boyuna rağmen parçalar ayağımın altına. Oğlum bıraksana. Ya küçücük adama bak ya. Lan herifi 3 kere ekarte ettim. Aha aha lan çekil çekil önümden çekil. Abi. Niye benim vuracağım köşeyi sen kapatıyorsun ya? 3 kere ya. 3 kere bak. Pozisyonun içinde 3 kere vuruş anı yakaladım. 3'ünde de vuramadım. Sıf çarpardı. En sonunda tek çare o herifi geçip vurmaya karar verdim. Babam çık sen de gözünü seveyim. Maç bitiyor be. Hadi be oğlum biraz istikli olun. Lan gitmese kaleciden önce gelecek adam alacak gidecek topu ya. Ah bir de atak yedik. Neyse hata geldi. Hata geldi. Hadi beyler zorluyoruz oğlum. Bir gol atalım be. Bir gol atalım be. Hadi aslanlarım. Ama olmaz. Vallahi böyle olmaz. Oğlum dakika 90 oldu. Basın gözünüzü seveyim basın ya. Aha aldım aldım. Hadi hadi güzel kontra yürüyün. Yürüyün oğlum. Gözünüzü seveyim yapmayın hata. Yapmayın hata. Abi orta pas pas ver bana ver bana. Adamsın lan. Gir lan. İşte bu kadar be. Avlarım. Avlarım ayık olacaksın. Ayık olacaksın ben buradayım benim. Bir de o açım yoktu. Bizim adam önümüzü engelliyordu. Atamamıştım ama affet. Önünde adam oldu mu? Şey, olmadı mı? Affet ben. Çatal olmasa da üstte bırakırım topa. Avlarım kaleci. 90'da gol gelir. Avantajlı skoru elde ederiz bu şekilde. Avantaj dediğim birbirle dolu. Çünkü deplasman. Deplasman olmasaydı pek olmazdı ama deplasman olunca avantaj da oluyor. Rahat olun. Hocam bitir. Vallahi bitirdi. İşte bu kadar be. Son dakika golüyle lan. Kendimize geldik. Kendimize geldik. Hırs yaptım. Ama maç bitti. Yaptığım hırs da kaldı. Problem yok. Ben golümü attım. Ben görevimi yaptım bak. Diz sakattı. Ama hiç problem değil. Çıktım. Topumu oynadım. Golümü attım. Bir forvetin yapması gereken bu. Forvetin yapması gereken bu da kimse almıyor ki forvet. Kendi halinde bir şeyler yapıyor. Burası Japonya Kupası. Burada herkes berabere kalmak zorunda. Özellikle bir birlik skorlarla berabere kalmak zorunda. Çünkü kalmazsanız olay çıkar. Yakuzalar birbirine bulaşır. Olay çıkar. Mafyalar birbirine bulaşırsa var ya Japonya'da işler karışır. Ya demokrasi çöker. Halk kendinden geçer. Bugünlük bu videoda burada biter. Güzel bağladı. Vallahi güzel bağladı. Ama söyleyeceklerim var. O yüzden hemen veda etmeyeceğim. Nedeni şu, ben maçta gene bir sakatlık geçirdim ufak da olsa. Onu sonradan son dakikalara doğru olduğu için fark etmedim. Ya bir günlük bir sakatlık dönemi daha geçirdim ve o gün yüzünden ben transfer döneminde direkt geçmek zorunda kaldım. Böyle de olunca durum tabii ki transfer dönemi kapandı. Ocak ayına kadar bundan sonra Bagelita Sendai'deyim. Önümüzde yaklaşık bir 10-12 maç var. Ne yapacağız ne edeceğiz o maçlardan puan almaya çalışacağız. Hepsini oynamam. Ara ara atlayarak ilerleyeceğim onu söyleyeyim. Kupada gittiğimiz yere kadar takımım bir parçası olarak ilerlemeye çalışacağım. Çünkü kupa benim için önemli. Gol kralı olmak istiyorum. Gol kralı olursam dikkatleri üstüme çekerim. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.